sürecin ne kadar hızlı ve ne kadar acı verici bir şekilde gerçekleştiğini göstermesi açısından önemli. Yalnızca 8 gün içerisinde hastalar hayatını kaybediyor. Çoğu hasta ilk bulgudan sonra hastaneye yatana kadar 4 günü tanısız ve tedavisiz bir şekilde geçirdi İtalya. Belki de bu yüzden de zaten bu ölü sayısı hayatını kaybetmişti. Bir başka veri de karşımıza gelecek yine İtalya'ya ilişkin olarak. Burada bu rakamlara baktığımızda esasında cinsiyete göre bir dağılım karşımıza çıkıyor. Yaş. Abilerim, ablalarım, saygılar, sevgiler. Biz 20'sinde uçağa bindik Myanmar'dan. Öncesi bir zorladık şartları. Hindistan vizemiz vardı. Hindistan'a girmeyi denedik, olmadı. Hava yoluyla şansımız vardı. Vizemizin değişmesi gerekiyordu. Bunu öğrendik onların elçiliğinden. Bu sefer 3 gün sonra ondan vazgeçtiler. Bu sefer kara girişi, her yeri kapattılar, hava girişi falan. Ardından Kırgızistan'a geçmeye çalıştık. Orası kapılarını kapattı. Tayland'a geri dönme gibi bir durum vardı ama Tayland enerji olarak bizi çekmedi tekrardan geri dönmek. Başka ihtimalleri değerlendirmeye çalıştık. Bu sefer bu kısa bir süre içerisinde bütün ülkeler kapılarını kapattı. Biz de sıkıştık oraya. Zaten 2-3 gün sonra Myanmar vizemiz de bitecekti. O yüzden geri dönmek mecburiyetinde kaldık. Kendi konsolosluğumuzu aradık. Onlar da bize işte Myanmar'da da vakaların açıklanmaya başlayacağından, işte Tayland'ın da kapılarını kapatacağından, memlekete dönmek için işte Katar üzerinden tek bir yol olduğundan bahsettiler. İki aktarmalı bilet aldık ve zaten kalmamız hem ekonomik açıdan bizi zorlayacaktı, bir de iyice sıkışacaktık. O yüzden yani bisiklet turumuz bir şekilde o manasını, anlamını kaybetti. O yüzden geri dönmek mecburiyetinde kaldık. Bir de kestirilebilir bir durum değil. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Hani bütün dünyaca bir anda virüs, böyle bir film şeyi gibi, hikayesi gibi ya da roman kurgusu gibi değişik bir şey gerçekten. Hani kestirilebilir bir durum değil. O yüzden dönmek mecburiyetinde kaldık. 2400 TL tutarı bir biletle iki aktarmalı. Önce Mandalay'dan Chiang Mai'yi, orası 1 saat falan sürüyor. 1 saat 20 dakika. Bisikletleri alırken zor oldu. Biraz küçük bir uçaktı. Bisikletlere para vermedik. Bu bisiklet bagaj konusunda belki anlatacak bir şeyler çekerim. Onlara para vermedik. Chiang Mai'yi de 10 saat bekledik. Zaten uyuduk sadece. Mesela oradan arkadaşımız bizi almadılar. Fransa vatandaşı olduğu için. Bizim ülke öyle bir politika izlemiş. Oradan doğaya uçtuk. O 7 saat falan herhalde Katar'a. Orada beklemedik gibi bir şey. 1 saat sonra gene aynı firma Katar Hava Yolları'yla İstanbul'a ulaştık 5 saat sonunda. Oradan da hemen bilet aldık. Mesela girişler kapalıydı çatlara. Orada da bir bayağı bir kargaşa vardı. Oradan bilet aldık. Antalya'ya uçtuk. Toplamda 4 uçuş yaptık. İlk Mandalay, Chiang Mai, sonra Chiang Mai, Katar, Katar'dan İstanbul 3, İstanbul'dan Antalya 4. Bisiklete 59 TL verdik çatlarda. Dediğim gibi bu bisiklet durumunu kolleme falan bir şekilde anlatırım ben onu bir yerde. Şey olarak da bir şey uygulamadılar bize. Termal kameralar varmış. Sadece bir kağıt doldurduk dış hatlardan geldiğimizde. Herhalde ülkeye göre mi değişiyor? Mesela bazılarında ya da hava yoluna göre mi değişiyor? Anlamadım. Bazılarına mesela sağlık görevlileri girip direkt ölçüyor falan. Bize ölçmediler. Termal kamera muhabbeti vardı. Çok kalabalık değildi dış hatlar. İç hatlar bayağı bir engameydi. Sonra da iç hatlarda bir güvenlik görevlisi ateşimiz ölçtü. Antalya Havalimanı'nda hiçbir şey olmadı. Ulaştık işte memlekete. Şu an bir hafta geçti karantinada. Bu Tolga'nın tam köyü değil de burası. Dedesinin bir evi var. Gene Korukteli, Burdur, Bucak arası bir yerde. Oradayız. Güzel bir ev sağ olsun Tolga. Ailesi bayağı bir yardımcı oldu. Beşimiz de buradayız. Soba yakıyoruz falan, odun kırıyoruz. Yemek yapıyoruz.
Yavaş yavaş da böyle sıkılmaya da başlıyoruz. Bu kadar daha bir zamanımız var. Başka da öyle bir değişik bir şey olmadı ya. Film çok izliyoruz, belgesel. Mesela bir tane Tolga'nın arşivden izliyoruz. O ne? Lent'te herhalde. Bir tane Balkanlar'da bir Türk teyze, böyle yaylada bal falan şey var. Çok güzel belgesel. Metal Ceket'i izledik. Stanley abimizin. Ben ilk kez izledim. Çok güzel bir, böyle savaş karşıtı bir film. Zaten Stanley abi efsane bir adam. Rahmetli. Güzel filmdi. Başka belgesel izledik. Ne belgesel izledik? Avustralya'yı anlatan herhalde bir, o BBC'nin belgeseli, bilmiyorum. Hayvan şeyini anlatan. O da güzeldi bayağı bir. Şey izledik, Tony Gant'ın ilk filmi herhalde. Belgesel. Replik yok. Böyle Hindistan'dan başlıyor. Çingeneler üzerine, zaten abimizin 3 teması var filmlerinde. Çingeneler, yol ve seyahat. Yol. Yok. Müzik, pardon. Müzik. Yol diyeyim seyahate. Müzik, yol ve çingeneler. Başka ne izledik? Dün bir tane izledik. İtalyan filmi. Ben konusu falan çok şey geldi. Abi 65 Sono yaşında bir adam. precipitato abbastanza Şu an presto. adı aklıma gelmiyor ama böyle kendi önceki yaşantısıyla yüzleşiyor falan. Böyle bir geçişleri falan tuhaftı. Çok beğenmedim. Başka şey izledik. Don't you agree? İlk sezonunu. Tabii internet imkanımız olmadığı için elimizdekileri izliyoruz. Başka ne izledik ya? Başka da izledim. Aklıma gelmedi herhalde. Ben genelde uyuyorum ya filmlerde. Bir de saatleri ayarlama enstitüsüne başladım. Enstitüsüne. Yanlış söylemiş olabilirim bunu. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ondan önce uçakta Siddhartha'yı bitirdim. Hermann Hesse'nin. Çok güzel kitap. 9 ay bisiklet turunun sonuna şey geldi, baya etkileyici geldi yani, böyle ayarlı oldu. Turun bitmesi çok kötü oldu. Daha devam edecektik. Hani yolun yarısında bile değildik. Kamera da umarım bana yakın değildir. O zaman rüzgar var. Onu da şey yapıyorum, durumlar. Öyle işte. Şimdi tabii başka planlar, hedefler şey yapmaya çalışıyoruz da ekonomik açıdan da bayağı zorladı bu durumu ya. Çünkü gene borç harç muhabbeti oldu. Ama eskisi kadar böyle karamsar, umutsuz, hani gerçi umut besliyorum da o kafada değilim. İşte bu virüs muhabbeti nereye gidecek onu da bilmiyoruz. Bizdeki vakalar, ölü sayıları artıyor, dünyada artıyor. Belki de bilmiyorum ya. Ekonomik kaygıları var bizim yönetim sistemin, mi diyeyim artık, hükümetin. O odaklı şeyler biraz insan sağlığının dışında gidiyor durum. Dünyada farklı boyutlarda. Bilmem, belki insanları bir titretir kendine getirir ama o konuda umudum yok yani. İnsan bir hafta sonra tekrardan eski düzenine dönecek. Hani çünkü kaçmaya devam edecek gerçeklerle yüzleşmekten. Bilmiyorum. Öyle işte. Çok da verimli geçmiyor bu karantina muhabbeti burada. Ama çevremiz çok güzel. Ve bir de bayağıdır yemediğimiz yemeklerimizi yeme fırsatı yakaladık. Gene havalimanında başladı o şey, olumsuz hava. Polislerin davranışı falan, böyle kafalara bak ya falan. Tuhaftı. O da bir acıklı bir konu ama burada anlatabileceğim bir konu değil. Kolay anlatabileceğim bir konu da değil. Hani o kendi memleketinde yabancılaşmam mı diyeyim, ya da şey, bir psikoloji, o çok farklı, zor zor bir psikoloji ya. Öyle gene duran bir anlatım sergiledim ben. Yolun işte, bu karantinanın yarısındayız. Sonra ne olur bilmiyorum. Ama ekonomik açıdan bayağı bir zor durumlara geçerim ben herhalde. Ama bunlar tabii kaygı değil. Gene
saldırmaya devam.